Şu Yavuz Ağaralioğlu'nu bize bir anlat. Bir nasıl anlat. Şey oldu? Evet. Onun arkasından evet HDP'nin bölücü vaatlerini dinleyeceğiz. Bu Yavuz Ağaralioğlu ne iştir şimdi? Şimdi sen bize anlat. Şöyle Yavuz Ağaralioğlu ile ilgili geçtiğimiz hafta yani bu salı günü bir basın toplantısı yaptı. Ondan önceki hafta çok büyük dedikodu vardı. İşte bir açıklama yapacak, İyi Parti'den ayrılacak. Hatta demin Güngör Bey de söyledi, bir siyasi partide de genel başkanlığa oynayacak gibi müthiş dedikodular vardı. Yavuz Ağaralioğlu çok büyük bir medya ilgisiyle ekranların karşısına geçti. Hakikaten çok gazeteci vardı karşısında. Açıklama yapmaya başladı. Önce Meral Akşener'in dozajında adeta atom bombası etkisinde şeyler söyledi. İşte HDP'den oy alacağına kaybetsin daha iyi dedi. İşte çocuk katillerini övenlerden oy istemiyoruz dedi. Tam bizim bu masada bizim burada konuştuğumuz gibi konuşmuş. Aynısı. Evet. Tüm analizleri doğru. Evet. Tüm analizleri net ifade etmiş. Yani. Devam et bakalım. Yani masada aynı Meral Akşener gibi masada bize su kuruldu dedi. Aynı Meral Akşener'in ağzı yani Meral Akşener'in ağzını biz nerede gördük? Yavuz Ağaralioğlu'nda gördük. İşte bölücülüğün pazarlık masasını kurdular. Masaya terör gölgesi düştü bakın. Masaya terör gölgesi düştü dedi önüne Yavuz Ağaralioğlu. Devam ettirelim. Tabii ben böyle siyaseti 25 senedir takip eden bir gazeteciyim. Ben istifa etti. Aa kesin istifa etti gitti dedim. Ama ne yaptı? İstifa etmedi. İstifa sözü çıkmadı ağzından. Birkaç gün sonra bir televizyon yayınına katıldı. Orada sunucu dedi ki istifa etmeyi düşünüyor musunuz dedi. Dedi ki İtirazım partime ve genel başkanıma yapılanlara dedi. Ben istifa etmeyi düşünüyorum demedi. Sonra Kılıçdaroğlu'na oy vermeyi düşünüyor musunuz dedi aynı sunucu. İstişareden çıkan kararlara uyulmak zorundadır. Bakın ergen çocuk gibi davranılmaz karşılığını verdi. Yani ben Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim dedi. Ama buradan, hayır bu vebale de girmeyeceğim diyor. O yok burada şimdi. Ama bakın ergen çocuk gibi davranılmaz diyor. Yani bu istişarenin... Oy vereceğim diyor mu demiyor mesela. Demiyor bak. Bir şey demiyor. Ama ben çıkaramayız yani. Ben şu cümleden bakın Cemil Bey... Bu vebalin altına girmeyeceğim diyor. Ama Cemil Bey o daha önceki açıklaması. Son açıklaması bu. Son açıklaması diyor ki ergen çocuk gibi davranılmaz diyor. Yani ben oy vereceğim demiyor. Ben bunu anlıyorum bunu. Yani buradan benim çıkarım bu. Peki. Şimdi Ağaralioğlu'na... Bekledik yani bir İyi Parti'den bir tepki gelir, CHP'den mi gelir, altılı masa kimseden bir tepki gelmedi. O cılız CHP'li troller hariç hiç kimse bir yetkili ne yaptı? Bir tepki vermedi. Partisi de herhangi bir soruşturma açmadı. Demin masada da konuşulduğu gibi bakın ben de aynı şeyleri düşünmüşüm. Ben de burada bir yorum yaptım. Bu İyi Parti'nin bir gaz alma operasyonu muydu diye kamuoyunun kafasında bir soru işareti var. Peki şimdi orada kal sen bu CHP HDP'nin bir de bölücü vaatlerini anlat. Niye bu Yavuz Ağaralioğlu'nun bu noktaya geldiğini anlayacağız şimdi, buradaki şeylerle. Cemil Bey ben şöyle düşünüyorum. Demin masada konuşulurken söz gelmedi. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye bence ihtiyacı var. Bakın HDP'ye çok açık ihtiyacı var. Çünkü Meral Akşener'e güvenmiyor. Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin kendisine sandıkta tam anlamıyla desteklemeyeceğini düşünüyor. Çünkü Yavuz Bey de ne diyor? Tabanda diyor çok rahatsızlık var diyor. İnsanlar diyor içi yana yana diyor oy verecek diyor. O ne demek istiyor? Oy vermeyecek demek istiyor. Ben burada şimdi, bir şey söyleyeyim. Bence bir, oy Cemal, vermeyecek olan şey büyük ihtimalle Sinan Ogan bugün 100 bin imzayı aştı. Onlar o bütün o kırıklardan çok kişi Sinan Ogan oy vereceğini düşünüyorum ben. Evet. Ve onların tezgahı bozulacak. Yine asıl tehlike Sinan Ogan değil mi? CHP'liler için. Çünkü şu anda açtı ve CHP'lilerin durumu vahim yani. Çünkü Sinan Ogan'ın seçmeninden bir tane bile AK Parti'ye veya Cumhur İttifakı'na oy gelmez. Tabii çünkü onlar zaten ayrışan bir seçmenden taban buldu. Yani şey Zafer Partisi esas bir şey. Ayrışmıştı zaten. O bitmişti işi yani. Ayrılan bir grup vardı. Ama buradan İyi Parti'nin CHP'liye yanaşması, CHP'li de HDP'nin iç içe geçmesi İyi Parti içerisindeki milliyetçi tabanı çok şey yaptı. CHP içindeki milliyetçi tabanı da Kılıçdaroğlu'na gideceğini, Muharrem İnce'ye gideceğini düşünüyorum. Yani bütün
planlar bozulacak. Yani herkesin planı var ama Allah'ın bir hesabı var. Peki Sinan Ogar'la Muharrem İnce nereye gidecek en sonunda? Ya bu sonu, o son süreç daha bu şeyin altından çok sular akacak. Daha şimdi bir seçim kampanyası yaşayacağız bakalım, değil mi? Kampanya, kampanyadan sonra güçler belli olacak. Ondan sonra yeniden şekillenecek. Evet. Belli olmaz yani, her türlü pazarlıklar siyasette devam eder yani. Sen bir şey diyor musun bu konuda? Ben bir şey demiyorum da yani bu kadar hızlı bir şekilde nasıl HDP şekillendi? Hani buradaki topal bacakken nasıl ortaya çıktı? Yani bunun altındaki Amerikalı, derin Amerika'nın nelerle bu sahneyi oynattığını gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi oradaki tabloyu bitirsin, bir de o senin soruna cevap verecek bir de resim var elimizde, onu da göstereceğiz. Evet. Cemil Bey, demin dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu baktı ki İYİ Parti'de çok sıkıntı var, kendisini oradan tam anlamıyla destek bulamayacak, HDP'yi yanına çekti. Başrol oyuncusu kim oldu? HDP oldu. Bu gücü alan HDP'liler geçtiğimiz hafta ortalığı adeta ne yaptılar? Yapmak istedikleriyle inlettiler. Mesela Sırrısakık ne dedi? Biz bu sistemi değiştireceğiz. Biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz diye korkunç açıklamalar yaptı. Pervin Buldan İstanbul Yenikapı'da, İstanbul'un göbeğinde Öcalan'ın üzerinden tecrit kaldırılsın çağrısı yaptı. Ahmet Türk'ün açıklamalarını zaten bütün Türkiye duydu. Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir dedi. Bakın, altılı masadan aldığı güçle, CHP'den aldığı güçle, Atatürk'ün partisinden aldığı güçle Abdullah Öcalan'ın özgürlük vakti gelmiştir dedi. Terörist başı için özgürlük naraları attı. Bir diğer taraftan da CHP'li Yunus Emre'nin açıklamaları gerçekten korkunçtu. Şimdi dedi ki geldiğimizde, yani iktidara geldiğimizde hemen göreceksiniz, yerel özellik önümüzdeki yerel özellik önündeki engelleri kaldıracağız. Bu Türkiye'yi bölecek bir şey değildir. Aksine Türkiye'yi daha da güçlendirecek bir şeydir dedi. Özellikle bunu nerede söyledi? CHP'nin resmi yayın organı Halk TV'de söyledi. Bunun altını da çizmek evet, lazım. Evet Nazifciğim, eline sağlık. Şimdi şu Fransa Senato YPG'liler resmini koyalım. Ben Güngör Yavuz Aslan'a soracağım. Şimdi PKK dediğimiz şey, Kandil var, İmralı var. Bir de Suriye PKK'sı var. Suriye PKK'sı var, Avrupa var değil mi? Avrupa yapılanması yani var tabii. Belçika var tabii. Ve bunların hepsi CIA'ya bağlı. CIA'ya bağlı değil mi? NATO'ya, CIA'ya, GLADO'ya bağlı. Evet. MI5. Ha? MI5'te var şimdi. Yani. MI5'te mi var tabii şimdi? Tabii olmaz mı? Hollanda, Almanya istihbaratı. Peki Güngör Yavuz Aslan, şu resimleri bize bir anlatabilir misin? Şimdi... O Barco'da... Barko'da anlatayım. Orada nedir bu resimler? Şimdi Nevruz'dan dolayı terör örgütünün ilintileri sadece Fransa'da değil, Avrupa'nın birçok başkentinde bu Nevruz adı altında etkinlik yaptı. Birincisi izleyicilerim için söyleyeyim, Nevruz yüzyıllardır Türk dünyasında kutlanan bir bayram. Onu belirteyim. Yani bu Nevruz algısını da yıkmak lazım. Şimdi bu katılan isimler 5 kişilik bir heyet gitti. Bu teröristlerin isimlerini telaffuz etmek istemiyorum. Fransız parlamentosunda bir senatörün özel davetlisi olarak bir resepsiyon verildi. Bunu yapan da terör örgütünün Avrupa temsilcileri. Yani Fransa, şu izleyicilerimiz için anlatayım. Fransa parlamentosunda bir senatörün ev sahipliğinde bu salonu kiraladılar. Şık, beraber, güzel bir salonmuş. Ama şu var, ilk defa bu olmuyor. Söyleyeyim yani. Bu terör örgütü YPG'nin, Suriye PKK'sının bu heyetinin Fransız parlamentosuna, önceden Macron'la da görüşmeleri var, olmadı. Şimdi hafızalarımızı tanıtalım. Bir Fransız şirketi, markasını söylemeyeyim, hazır beton ürettiği için hem ABD'de yargılandı, hem bizim Türkiye bunu ifşa etti. Hem DH'a hazır beton sattılar, hem PKK'ya. Lafarge diye söylüyorlar kulağıma, evet. Herkes evet, biliyormuş. Evet, Lafarge diye bir firma. Lafarge, Fransız devletiyle çok iç içe olmuş bir şirket, onu da belirteyim. Aynı lobi. Bu lobi bu çalışmalara işte küresel sermayenin temsilcisi olarak gerçekleşiyor. Burada çok ilginç bir şey var. Birincisi Fransız parlamentosu devlet dışı bir aktörü, terör örgütünü protokolle karşılıyor. Üzerlerinde işte bu kamuflajlar değil, ben üniforma demiyorum. Bununla ve terör örgütü YPG'nin amblemleriyle geliyorlar. Yani burada aslında bir algı operasyonu da var. Yani bir savaşçı potre ve bir sivil. Bunlar aynı ya. Zelenski'ye yaptılar değil mi? Tabii. Amblem dediğiniz şu mu? Tabii, ha, terör örgütü şurada. PKK'nın amblemi. Şurada amblem. Tabii, Suriye kolu terör örgütü YPG'nin amblemini. Zelenski'ye de yapmamışlar mıydı? Zelenski gitti, acayip kıyafetleriyle Amerikan Kongresi'nde konuştu. Aynı senaryoyu burada şimdi da çizmişler. Şimdi burada ben Fransa'dan izleyen izleyicilerimiz bunu çok görüyor. Avrupa'nın düştüğü bir ikilem var.
Bu insanlar Kandil, Suriye, Irak'taki nerede olursa olsun Avrupa'ya en fazla uyuşturucu sokuyorlar. Bunu gazeteci Güngör Yavuz Aslan söylemiyor. Europol söylüyor. Avrupa Polis Teşkilatı söylüyor. Bugün diyor bizi zehirleyen diyor getiren en büyük kol diyor PKK. Polis oldukları için raporlarına yazıyorlar. Nefes al, videoyu bir izleyelim. Haberi varmış. O VTR'leri bir izliyoruz. Fransa Senatosu PKK-YPG'li teröristlere bir kez daha kapılarını açtı. Teröristler onur madalyasıyla ödüllendirildi. Terör örgütü PKK-YPG'nin sözde temsilcileri başkent Paris'te senatörler tarafından karşılandı. Senatoda ağırlanan örgüt elebaşları Rüksan Muhammed'le Nuri Mahmud'a onur madalyası verildi. Teröristlere Fransız senatör Pierre Loren eşlik etti. Geçtiğimiz Aralık ayında Paris'te 3 kişinin öldüğü saldırının ardından sokağa inen PKK yandaşları başkentte ortalığı adeta savaş alanına çevirmişti. Polis caddedeki araç ve dükkanlara zarar veren terör örgütü yandaşlarına göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti. Evet sayın seyirciler izlediniz. Şimdi bu Fransa'nın hali de anlaşılır gibi değil. Şu anda kan gövdeyi götürüyor. Her yer ateş halinde ama bizi provoke etmeyi de ihmal etmiyorlar değil mi? Nasıl bir şey tamam, bu? Tamam şimdi bu bazı Fransız senatörleri de Macron özelinde bir Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı var. Bu yaklaşık olarak 5-6 yıldır bu desteklerini arttırdılar. Ama az önce sokaklarını gördünüz. İki ülkede PKK'nın üst düzey yapılanması Almanya ve Fransa. Gençlerine uyuşturucu satıyor. Belki bu senatörlerin bu lobideki çocuklarına uyuşturucu satan Avrupa Paris'te yaşayan PKK'lılar ve buna sözde bir onur madalyası veriyorlar. Tamamen Türkiye'ye karşı, işte Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı bunların yanında yer almak için. Bir de Fransa'nın şöyle bir özel durumu var. Biliyorsunuz Suriye eski Fransız mandası. Hala Fransız devletinin bu sahada bu Suriye'ye yönelik politikaları devam ediyor. Amerikalılarla birlikte sahada çok az da olsa Fransız özel kuvvetleri ve istihbaratı var. Ama bu FETÖ'cülerin, PKK'lıların ilk kaçtığı yer Belçika değil mi? Yanlış mı? Belçika, Almanya, İsveç. Şimdi burada ben güncel bir konuyu diyeceğim. Şimdi soru şu. Bu iki terörist Suriye'den geldi. Öbürküler Avrupa'daydı. Suriye'de. Soru şu. Bunlar diyelim Aynarap ya da Derzor'dan geldi. Nasıl çıktılar? Fransa'ya, Paris'e nasıl gittiler? Nasıl gittiler? İki alternatif. Ya Amerikan üstünden uçtular. Amerikalılar aldılar bunu. Derzor'da bulunan havalanından Paris'e uçurdular. Ya da Irak'ın kuzeyine geçtiler. Biliyorsunuz kısa bir süre sonra İran kuzeyinde bir helikopter düştü. Evet. İçinde YPG'liler, teröristler vardı. Evet. Bu trafiği anlatmanız için söyleyeyim. Yani bunları bir üst çerçevede helikopterle alıyorlar, havalanlarına veriyor, evet. Oraya getiriyorlar. Şimdi bu çok büyük aslında bir oyun. Hani bir Türkiye iç siyasetiyle de bağlam yapacağım. Bunların ilintili olduğu HDP, bunlarla görüşen CHP. Şimdi bu tabloyu yan yana koyalım. Biz yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir karşıtlığımız yok. Benim arkadaşlarım da var CHP'li. Ya bunu oy veren insanlar, bu memleketi bu şekilde bölmek isteyen insanlara karşı şimdi, bu çok önemli bir fotoğraf. Söyleyeyim bu çalışmalar bu seçim sürecinde daha da hızlanacak. Yani bu süremizin sonuna geldik. Reklama gideceğiz. Buraya alalım sizi. Sen bir toparla bu bölümü bize. Reklama hemen yolla ama az süremiz kaldı. Evet burada anlaşılıyor ki seçime kadar bu altılı parti çok uzun boylu şekil değiştirecek bana öyle geliyor. Bunun içindeki dış güçlerin neler olduğu daha açık seçik ortaya çıkacak gibi geliyor. Evet bir araya gidiyoruz. Az sonra buradayız.